TRT Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor, yani TRT Haber ekranlarında ana haberi gösteriyor. Günün tüm önemli gelişmelerini bulabileceğiniz haber bültenimiz başlıyor efendim. Tabii seçimden beri en çok konuşulan konulardan biri CHP'de ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Bir liderlik tartışması olacak mı? İşte seçimden beklediği sonucu alamayan CHP'de kılıçlar çekildi, liderlik tartışması başladı. Dün bültenimizde aktarmıştık. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu bir yemekte, bir otelde eşleriyle birlikte bir araya geldiler demiştik. Bağlantı da yapmıştık ve 24 Haziran sonrasında ilk kez bir araya geldiklerini, görüştüklerini sizlere söylemiştik. Şimdi o görüşmeye ilişkin bugün açıklamalar geldi. İnce, Muharrem İnce, ben genel başkan olayım, siz onursal başkan olun teklifi, Muharrem İnce'nin bu teklifi güne damgasını vuran gelişmelerden biriydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ysa özel bir yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir tepkisini gösterdi. İşte gözler bir kez daha olağanüstü kurultay tartışmalarına çevrildi. Hay Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını, böyle bir teklifte bulundum. Kapalı kapılar ardında 3 saat baş başa görüştüler. O kritik randevu Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırak onursal başkan ol teklifi geldi. Görüşmenin perde arkasını açıklayan İnce'ye Kılıçdaroğlu siyasi nezaketsizlik tepkisini gösterdi. Kendisiyle bir yarışın içinde olmak istemediğimi, bir rekabet içinde olmak istemediğimi, bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ahan'a çalışacağımı, partiyi seçimlere hazırlayacağım, böyle bir teklifte bulundum. İstifa sesleri, olağanüstü kurultay talepleri. Seçimden istediği sonucu alamayan CHP'de tartışmalar İnce Kılıçdaroğlu görüşmesiyle başka bir noktaya taşındı. Olağanüstü kurultay çağrıları kritik randevuda masadaydı. Evet ya da hayır bir şey demedi. Kendi takdiridir. Ben imza toplamayacağım ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir. Ankara'da bir otelde de eşli akşam yemeğinde bir araya geldi iki isim. 24 Haziran seçim sonuçları ve CHP'nin bundan sonraki süreçte izleyeceği yol haritası da konuşuldu. Kendisiyle bir yarışın içinde olmak istemediğimi, bir rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Gözler Muharrem İnce'nin bu çağrısının ardından olağanüstü kurultay taleplerine kapıları kapatan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu, Perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Parti içinden yükselen kurultay seslerini A takımıyla değerlendirecek. Efendim biliyorsunuz işte 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de yavaş yavaş tabii o süreç de başladı. Yeni bir sistem yanacağız demiştik hep. Ve bununla birlikte tabii başbakanlık makamı da biliyorsunuz artık olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım da bugün itibariyle veda ziyaretlerine başladı. Kendisi de o esprili üslubuyla işte koltuk elimizde kaldı, dükkanı kapattık gibi yorumlarda da buluştu. İşte veda ziyaretleri bugün en çok konuşulan konulardan biriydi. İlk durağı Yıldırım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu ve daha sonra gün içinde Genelkurmay Başkanlığı'nı, Yüksek Mahkemeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da ziyaret etti Başbakan Binali Yıldırım. Yani koltuk elimizde kaldı. Defalarca espriyle o günü işaret etmişti. Veda turlarında da esprilerine devam etti. Biz dükkanlık... Başbakan Binali Yıldırım veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la bir araya geldi. Meclis Başkanı Kahraman'la vedalaşan Yıldırım bu ziyaretin hemen sonrasında Yargıtay Başkanlığı'na geçti. Başbakan Yıldırım daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Orgeneral Akar Yıldırım'ı kapıda karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım Genelkurmay Şeref Devri'ni imzaladı. Askerlerle öğle yemeği yedi.
Bir sonraki adresi Danıştay'dı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le bir süre görüşen Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da veda ziyareti gerçekleştirdi. Başbakan Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi'ni de ziyaret etti. İşte aktardık sevgili izleyiciler, gün içinde veda turlarına çıkan Başbakan Yıldırım'ın daha sonraki durağı da bizim kurumumuzdu, TR Genel Müdürlüğü'ydü. Ve efendim Yıldırım seçim sürecinde TRT'nin haksız ithamlara maruz kaldığını söyledi. Son başbakan yeni sistemde de aktif görev alacağının sinyalini verdi. Çok önemli bu, bundan sonra da konuşulacağı benziyor. İşte dükkanı kapattığım kim varsa nereye gidersek beraber gideceğiz dedi. TRT Cumhuriyeti neredeyse yaşıt itibarlı ülkemizin görsel medyasında hep öncü olmuş. Toplumun vicdanı, Anadolu'nun sesi olarak çok güzel hizmetler yapmıştır. 14 televizyon, TRT var. 41 ülkede yapmak suretiyle Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuran ve burada da inanılır, güvenilir yayıncılığıyla vatandaşımıza güven veren güzide bir kuruluşumuzdur. Medyamız şüphesiz siyasi hayatımız için, toplumsal hayatımız için, demokrasimiz için çok önemli. Medyanın ne anlama geldiğini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha gördüm. Ve o gece bu FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı darbeyi sadece Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, hükümetimizin bir duruşu değil, milletimizle beraber Türk medyasının da aynı doğrultuda kararlı duruşu önlemiştir. O gece alçaklar TRT ile hedef aldılar ve kısa bir süreliğine stüdyoyu ele geçirerek o alçak bildirilerini okumaya çalıştılar. Ancak Türkiye'de medyanın çeşitlenmiş olması, vatandaşın hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan sürekli bilgi akışını elde etmesi bu girişimi başarısız hale getirmiştir. Biz de başbakanlık muhabirleri olarak sizi çok yakından takip ettik. Sen de benim gibi işsiz mi kaldın? Efendim siz koltuğu, dükkanı kapattık, koltuk elimizde kaldı demiştiniz. Başbakanlık kartları da bize hatıra evet, kaldı. Benim de dükkanı kapattığım kim varsa benden ayrılmasın. Nereye gidersek beraber gideceğiz. Tabii seçimler yapıldı ve işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için de bu hafta çok kritik, çok önemli gerçekten. Şimdi merak edilen birçok soru vardı. Bu hafta yanı bulacak. Öncelikle süreç nasıl işleyecek sizlere aktarmak istiyoruz. 8 Temmuz da milletvekilleri yemin edecek. Ertesi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesi bekleniyor. Ve daha sonra da işte o çok merakla beklenen kabinede kimler olacak, hangi isimler yer alacak, özellikleri ne olacak? Bu soru yanıtını bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kabineyi açıklayacak sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesini. Bu arada bir başka merak edilen soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hafta sonunda yemin törenini kim yönetecek? Biliyorsunuz CHP'li Deniz Baykal'ın en yaşlı üye sıfatıyla geçici meclis başkanı olması bekleniyordu. Ama karar değişti. Yemin töreni de meclise Durmuş Yılmaz yönetecek. Sayın milletler. En yaşlı üye sıfatıyla yemin törenini Deniz Baykal yönetecekti ama karar değişti. Geçici meclis başkanı olmayacak, koltuğa o gün İyi Partili Durmuş Yılmaz oturacak. Devletin varlığı ve bağımsızlığını. Milletvekillerinin hafta sonu yemin etmeleri planlanıyor. Baykal'ın yerine ikinci en yaşlı milletvekili sıfatını taşıyan Durmuş Yılmaz, ilk yemini ettikten sonra 600 vekil teker teker kürsüye çıkacak. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınsa vekillerin ertesi günü yemin etmesi bekleniyor.
Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesini açıklayacak. Yemin töreniyle birlikte meclis başkanı seçimi için de süreç başlayacak. Başkanlık için en güçlü adayın Binali Yıldırım olduğu belirtiliyor. Seçimin 12 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. Kabinki yeni bakanların da bu tarihten sonra mecliste yemin etmesi bekleniyor. Efendim az önce aktardık. Başbakan Yıldırım veda ziyaretleri kapsamında Çankaya Köşkü'nde başbakanlık personeliyle bir araya geliyor. Şimdi canlı olarak ekranlarınıza getirelim. Böylece darbe anayasası yürütmede iki başlılığın doğmasına sebep olmuştur. Bu durum Cumhurbaşkanı ve siyasi sorumluluk sahibi başbakan arasında çoğu kere anlaşmazlık çıkmasına sebep olmuştur. Bunlarından biri olan anayasa kitapçığının fırlatılması olayıdır. 82 Anayasası yasamayla yürütme birlikteliği üzerine kurulduğu için kuvvetler ayrılığı prensibinin uygulanmasını imkansız hale getirmiştir. Değerli arkadaşlar, parlamenter hükümet sisteminde başkanlık ve diğer bakanlıklardan farklı bir koordinasyon birimi olarak konumlandırılmıştır. Başbakanlık, icracı kurumların en üst organı olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde en üst organı olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde başkanlık birçok alanda kamu kurumları, kuruluşları tarafından yapılmakta olan hizmetlerin koordine edilmesinde ve kurumlar arasındaki uyumları, kuruluşları tarafından yapılmakta olan hizmetlerin koordine edilmesinde düzenli kurumlar arasındaki uyumun sağlanmasında önemli bir görev ifa etmiştir. Bir sayesinde mümkün hale gelmiştir. Kanun hükmünde kararname, ülke ihtiyacına uygun bir şekilde sayesinde mümkün hale gelmiştir. Kanun hükmünde kararname, ülke ihtiyacına uygun bir şekilde reformlara bu müessese, bu kuruluş imza atmıştır. Hukuk alanında da çok önemli derin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin çıkarılması gibi darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütüyle mücadele amacıyla yürürlüğe konan kanun hükmündeki kararnameler Başbakanlık koordinasyonunda ele alınmış ve olaya hukuki alanda anında müdahale edilmiştir. O gece esasen Başbakanlık Külliyesi Çankaya sabaha kadar darbeyle ilgili önlemleri ve yapılacak işlemleri koordine etmiştir. Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelik darbeyle ilgili önlemleri ve yayınlanması işi de yine Başbakanlığın yaptığı işler arasındadır. Tabiri caizse bir gazete Bakanlar Kurulu'nun mutfağı şeklinde hizmet vermiştir. Milli güvenlik, kamu yönetimi reformu, e-devlet çalışması, bilgi edinme değerlendirme kurulu, kamu etik kurulu çalışmalarının yürütülmesi de yine Başbakanlık bünyesinde gerçekleşmiştir.
devletin hafızası, devlet arşiv hizmetleri bünyelerinin yürütülmesi de gerçekleşmiştir. Başbakanlığın bu görevleri, hafızası, devlet arşiv hizmetleri bünyesinde barındıran başbakanlıkta tanımlı, ehliyetli personel sayesinde mümkün olmuştur. Yani sizler sayesinde idari yapılanma. Değerli arkadaşlarım, bununla beraber 82 Anayasası'nın ruhu gereği siyasi sorumluluğu fazla, yetkileri sınırlı olarak bir kurum haline gelmiştir. Ruhu gereği siyasi sorumluluğu fazla, yeni bir hükümet sistemine sınırlı olarak bir kurum haline gelmiştir. 82 Anayasası'nın getirdiği bu iki başlılık ile ilgili 367 icadı Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından yaşanan Cumhurbaşkanı'nın seçimini doğurmuştur. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk habercisi olmuştur. Sorumluluğu da beraber getirmiştir. Sistem kriz üretiyorsa, çözüm üretemiyorsa artık onu değiştirmek farz haline gelmiştir. Küresel rekabetin yoğunlaştığı, her gün yeni ve çok önemli gelişmeleri artık onu krizlere gebe bir yönetim sistemiyle Türkiye yol alamazdı. Bu dönemde daha etkin, daha güçlü bir yönetim sistemi için Türkiye'nin olmazsa olmazı olarak gördük. 16 Nisan 2017'de daha güçlü bir yönetim yapılan halk oylamasında milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etmiş ve böylece Yeni dönemde artık iki başlılık ortadan kalkmış olacak. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve ortadan kalkmış olacak. Kuvvetler ayrılığı daha etkin mücadele mümkün hale gelecektir. Yeni dönemde istikrar ve güven sürekli hale gelecek. Ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelecek ve bürokrasi çok daha basitleşecek. E-Devlet üzerinden bütün hizmetler gerçekleşmiş olacaktır. Sistemde milli irade, demokrasi daha da güçlenecek ve böylece tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet prensibi tam anlamıyla hayata geçmiş olacaktır. Yeni dönemde başbakanlığın yerine getirdiği işler artık Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Yürütme yetkisi ve görevi artık Cumhurbaşkanı ve onun belirleyeceği Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar marifetiyle gerçekleşecektir. Yeni sistemde halk tarafından doğrudan seçilen ve yürütme gücünü kullanacak olan Cumhurbaşkanımız da halka karşı doğrudan sorumlu olacaktır. 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiilen başlamış oluyor. Bu seçimler ile beraber yeni sistemin kurucu
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürütmeyi merkeze alan ve bir üst kademeye taşıyan hızlı karar üretilmesini sağlayan bir sistemdir. Kararnameler, personel atamaları, dış politika, yatırım, iç, dış güvenlik gibi, ekonomi gibi konular Cumhurbaşkanı'nın yakından takip edileceği ve hayata geçireceği konular olacaktır. Yeni dönemde Başbakanlık'ta oluşan bilgi birikiminin Cumhurbaşkanlığına aktarılması da büyük önem arz etmektedir. Devlet hafızası ve devlet süreklilikliği yeni sisteme çok önemli katkı sağlayacak, devlet yönetiminin gücüne güç katacaktır. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için çok ama çok hayırlı bir iş olmuştur. Değerli çalışma arkadaşlarım, Türkiye'de son yıllarda yaşanan hızlı dönüşüm birçok alanda olduğu gibi bürokraside de kendini hissettirmiştir. Artan eğitim ve personel kalitesi bürokrasinin etkinliğini, verimliliğini de arttırmıştır. Araştıran siyasetçilere farklı öneriler hazırlayan yeni nesil bürokrasi devlet sisteminde işleri daha da kolaylaştırmıştır. Yeni Türkiye vizyonuna önemli katkılar sağlayan, gecesini gündüze katarak bilgi ve birikimleriyle sistemin inşasına katkı sunan siz başbakanlık personelini Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Müsteşarımdan hizmetliye, şoföre, şirket çalışanına, müşavire ve uzmana kadar bütün kadrolarda görev alan herkesi yürekten kutluyorum. Beraberce fedakarlık içerisinde güzel işler yaptık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Gece yarılarına kadar bazen bizimle beraber bir oldunuz, çalıştık, evlerimizi ihmal ettik, ailelerimizi ihmal ettik ve bugünlere geldik. 2 yılı aşkın bir süredir beraberiz. Bu süre içerisinde şüphesiz belki hayatımız içerisinde çok uzun bir dönem olmayabilir. Ancak yaşadığımız olaylar bakımından dikkate aldığımızda bizden sonraki kuşaklarda yakın siyasi tarihimizde üzerinde çok konuşulacak bir 2 yıl olacağından hiç endişem yoktur. Bu zorlu süreci kazasız belasız, herhangi bir sıkıntı olmadan aşmış olmamız şüphesiz sizlerin gösterdiğiniz dayanışmaya ve samimiyete bağlıdır. Allah hepinizden razı olsun. Burada bizim bu çalışmalarımızda en büyük fedakarlığı yapan ailelerimize, çocuklarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar anlayışları sayesinde bize bu işleri yapma fırsatı verdiler. Değerli kardeşlerim, şunu da özellikle ifade etmek isterim. Hiçbir mesai arkadaşımın, hatta hizmet aldığımız şirket elemanlarının endişesi olmasın.
Başbakanlığın hükmü şahsiyeti sona ererken hepimiz başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetlerimiz, sorumluluklarımız devam edecek. Hayat devam ediyor. Bir değişim yaşıyoruz. Bu değişim sonrası bizim de birinci görevimiz bütün arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun olabildiğince korunmasıdır. Herhangi bir hayal kırıklığı yaşamamamızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının hukuku devletimizin güvencesindedir. Türkiye'nin demokrasi yolundaki yürüyüşü, azim ve gayretini yakından gördüğüm siz değerli arkadaşlarımın bundan sonra da ülkemiz için, milletimiz için değer üreteceğinizden zerre kadar şüphem yoktur. Geçtiğimiz 2 yılda birlikte çok çalıştık, çok emek verdik, birçok işi yaptık. Yapamadığımız şeyler de mutlaka vardır. Dolayısıyla bu süre içerisinde bilerek, bilmeyerek birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana da helal olsun diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak size ve aile birlerinize sağlıklı, bereketli ömürler diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Başbakanım, bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Başbakan Binali Yıldırım son başbakan olarak veda turlarına devam ediyor ve başbakanlık personeline de veda etti. Biz bültenimize devam edelim. Efendim işte takvimden bahsettik, bundan sonra ne olacak? Önümüzdeki hafta yoğun bir hafta olacak demiştik, bu hafta içinde bulunduğumuz haftada aynı zamanda. Şimdi tabii mazbatasını alan milletvekilleri hemen meclise geliyorlar ve kayıt işlemlerine başlıyorlar. Şimdi meclisten bu manzaraları ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Elleri kolları dolu geliyorlar. Nerelilerse işte Maraş dondurması ya da işte gördüğünüz gibi ekmek kadayıfı, oranın ünlü yiyeceklerini getiriyorlar ve işte oradaki basın mensuplarına, meclis personeline dağıtıyorlar. Yarın doğum yapacak eşiyle giden var. Cezaevinden kayıt yaptıran da. Şimdi meclisten bugüne ilişkin görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Al abi. Meşhur Maraş dondurması. Afyon'un kaymaklı ekmek kadayıfı. Siyasiler kayıt masalarına yine elleri dolu geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ekmek kadayıfından hem kendisi yedi hem de ikram etti. Yazdım özellikle Mustafa Ali Taş'a. Ya benim 3 dönemi geçti dedim. Müracaat edecek miyim dedi. O da yazmış bana. Hocam senin 5 dönem oldu ama 2,5 sayalım müracaat et diye. Aileleri yine vekillerin yanı başındaydı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter kayda eşiyle birlikte geldi. Yönter çiftinin bir de sürprizi vardı. İnşallah yarın efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Elbette. Erkek. İsmi de belli ama sürpriz olsun. Muharrem İnce objektiflerin odaklandığı isimlerdendi. Memleketi Yalova'dan seçilen CHP milletvekili Özcan Özel'i yalnız bırakmadı. CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun kaydını ise grup başkan vekili Engin Özkoç yaptırdı. Özkoç kayda Berberoğlu'nun avukatları ile birlikte geldi. Enis Berberoğlu'nun içeride olmaması gerekiyor. Onun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekillerinin kullanacağı odalarda da hazırlıklar sürüyor. Tedavi sürecinde olan Deniz Baykal'ın meclisteki odası netleşti. Geçen dönem vekillikten istifa eden engelli Şafak Pavey'in odası Baykal için hazırlandı.
Sevgili izleyiciler, birkaç gündür konuşulan bir başka başlık konu daha var. Acaba işte 24 Haziran seçimlerinden sonra yerel seçimlerde erkene alınabilir mi? Bununla ilgili net bir açıklama geldi bugün. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan. Erken seçim gündemimizde yok diyor Mahir Ünal. Önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Tartışmaları doğru bulmuyoruz dedi Mahir Ünal. Evet, 24 Haziran seçimlerinin ardından yerel seçimlerde öne çekilir mi? Sorunun muhatabı bu kez AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dı. Ünal, seçim atmosferinden yeni çıkıldığını hatırlattı. Erken seçim gündemimizde değil dedi. Seçmen, Türkiye'de oluşturulmak istenen belirsizlik, endişe, kaygı gibi konularda son derece açık bir tavır ortaya koymuş ve Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp Türkiye'yi güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Yani bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim bulunmamakta. Mahir Ünal, Türkiye'de öncelikli olarak yeni sistemin yaşama geçirileceğini vurguladı. Yeni dönemde atılacak adımları anlattı. Türkiye'nin şu anda birinci önceliği yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle beraber devreye girmesidir. Çocuklarımızla ilgili, kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili, iç güvenlikle ilgili, sınır güvenliğiyle ilgili, enerji politikalarıyla ilgili Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve dışında operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgeleriyle Şırnak Kırsalı'na düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de ise arazi aramalarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mehmetçik, terör yuvalarının bulunduğu Irak'ın kuzeyinde. Bölgenin terörün teröristlerden temizlenmesi için gece gündüz operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonlarının kuzeyini teröristlere dar etmeye devam ediyor. Operasyonların yoğunlaştığı nokta ise yıllardır terör yuvası haline getirilen Kandil Dağı. Mehmetçik hem havadan hem de karadan teröristleri tek tek etkisiz hale getirirken terör yuvaları da bir bir imha ediliyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin Basyan bölgelerine ve Şırnak Kırsalı'na hava harekatı düzenledi. Harekatta silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah depoları imha edildi. Tunceli Kırsalı'ndaysa köşeye sıkışan teröristler, yol keserek araçlardaki gıda malzemelerini gasp etmeye kalkıştı. İhbar üzerine güvenlik güçleri operasyon başlattı. İki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Hakkari'de de güvenlik güçleri çok sayıda yaşam malzemesiyle 25 kilo amonyum nitrat ve roket atar sek fişeği ele geçirdi. Yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilirken bölgede operasyonlar devam ediyor. Sevgili izleyiciler, hatırlayacaksınız, Irak'ta 12 Mayıs'ta genel seçimler yapılmıştı ama özellikle Kerkük'te şaibe iddiaları, oy sayım tartışmaları yaşanmıştı. İşte beklenen gün geldi. Bugün sabah saatlerinden itibaren sonuçlarla ilgili şaibelere nokta koymak amacıyla tüm oyların elle sayımına başlandı. Son durumu alacağız. TRT Haber muhabiri Yılmaz Aslan karşımızda. Yılmaz Aslan, son durum nedir? Elle sayım ne aşamada? Sonuçlar nedir? İlk gelen sonuçlar. Sermin Baysal Ata, bugün saat 12 itibariyle elle sayım işlemleri başladı. İlk olarak Dakuk sandıkları açıldı. Hemen ardından da Kerkük ve Tuzurmatu'ya ait sandıklar açılacak ve sayım işlemleri devam edecek. 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde 1500 sandığa itiraz vardı ve Irak parlamentosunu tavsiye kararı, Bağdat Yüksek Mahkemenin de vermiş olduğu nihai karar neticesinde işlemler bugün itibariyle başlamış oldu ama ciddi güvenlik önlemleri alınmış durumda. Sabah saatlerinden itibaren 9 savcı görevlendirilmişti. Aynı zamanda Kerkük Adliyesi'nden de onu Türkmen, onu Arap
ve onu da Kürt olmak üzere 30 devlet memuru görevlendirildi. Aynı zamanda bütün siyasi partilerden de 4'er temsilci gözlemci alındı sandık başlarında. Gece geç saatlere kadar devam edecek. Şu ana kadar 5-6 sandık açıldı ve şu an sayım işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar özellikle altını çizmekte fayda var. Elektronik ortamda ortaya çıkan sonuçlar da elle sayım arasındaki sonuçlar arasında çok ciddi farklılıklar var. Yarın gece itibariyle de konuya ilişkin bir basın açıklaması bekliyoruz. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım işte bu şaibe iddiaları çok dile getirilmişti. Bunlara nokta konulabilecek mi? Biz gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Yılmaz Arslan karşımızdaydı sevgili izleyiciler. Efendim PKK'nın ilaç tedarikçisi şebeke çökertildi. Nasıl çalışıyordu bu şebeke, ne yapıyordu anlatalım sizlere. Ankara'da hastalara ihtiyacından fazla ilaç reçete eden ve daha sonra bu fazla ilaçları terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderdikleri tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve bu operasyonlarda 23 kişi yakalandı. 7 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Hastaların kimlik bilgilerini ele geçirdiler. O bilgilerle hastalar adına fazladan ilaç yazdırdılar. Parasını SGK'ya ödettikleri ilaçları PKK'nın dağ kadrosuna gönderdiler. Polis ilaçlara yolcu diyen şebekeyi dur yolcu operasyonuyla çökertti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Başbakanlık İletişim Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendirdi. Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin e-reçetelerine pahalı ve ihtiyaç dışı ilaç yazdıran şüphelileri yakalamak için harekete geçildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler 6 ay teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturma derinleştirildi, ilaç sevkiyatının nasıl gerçekleştirildiği tüm detaylarıyla belirlendi. Üyelerinin reçetedeki ilaçlardan birer kutuyu hastaya teslim ettiği, kalanlarını ise terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna gönderdiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin telefon görüşmelerinde ilaçlardan yolcu adıyla bahsedildi. Buna kanser ilacı, buna mı ait? Çete üyesi 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dur yolcu adı verilen operasyonla aralarında 6 eczacı ve 2 ecza deposu sahibiyle bir polis ve bir özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli yakalandı. İlaçlar Ankara'da bazı depolarda saklanıyordu. Yapılan operasyonda aralarında kanser ilaçlarının da yer aldığı piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ilaç ve tıbbi malzeme yakalandı. 7 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Kanser ilacı. İşte o içimizi kahreden gözler ve o haber. 18 gün aranmıştı Leyla. Dedesinin elini öpmek için, işte bayramlı karşılığını almak için Ağrı'ya gitmişti, Bezirhane köyüne. O gün kayboldu. Bayramın birinci günü kaybolmuştu. 18 gün boyunca her yer arandı. Dün acı haber geldi biliyorsunuz. Bugün yeni bilgiler var. Otopside sayın seyirciler aç ve susuz bırakıldığı için öldüğü belirlendi. Bir darp izi, istismar emaresi yok. Ve bu arada Leyla bugün toprağa verildi. Sabah saatlerinde ailesi teslim almıştı cenazeyi. Soruşturma kapsamında da bir kadın önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. İyi bir haber bekleniyordu ama olmadı. Acı haber 18. gününde geldi. Minik Leyla'nın cansız bedeni bir dere kenarında bulundu. 4 yaşındaki Leyla'nın cenazesine kaybolduğu Ağrı'nın Bezirhane köyü kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Tıpkı gözleri gibi mavi olan kolyesi de boynundaydı. Acı haber hem ailesini, hem köy sakinlerini, hem de tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Leyla'nın bulunduğu yer ekipler tarafından birçok kez aranmıştı. Minik kızın öldükten sonra dere kenarına bırakıldığı düşünülüyor. Bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut. Cenazesi otopsinin yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsi sonucunu Ağrı Valisi Süleyman Elvan açıkladı. Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresine rastlanmadığını belirtti. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir
darp izi, yaralama izi mevcut değil. 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Bezirhane köyüne getirildi ve sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Leyla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin feryatları yürekleri yaktı. Büyük acı yaşayan anne Kürtçe ağıt yaktı minik Leyla'sının ardından. Kardeşlerinin acısı da tarifsizdi. Ailenin acısına tıpkı onlar gibi büyük acı yaşayan Ankara Polatlı'da cinayete kurban giden Eylül'ün ailesi de ortak oldu. İbrahim Yağlıkara, Leyla'nın babası Nihat Aydemir'i aradı, başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltılar olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bir kadın gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da Leyla'nın ölümüne değindi. Cinsel istismar düzenlemesinin yeni dönemde öncelikli konu olacağını söyledi. Alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim birinci önceliğimiz olacak. Ve tabii ki çocuklarımızı korumak için gerekli önlemler, tedbirler alınacak, yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Küçücük masmavi bir dünyam vardı. Mutlu oldum, pembe hayaller kurdum. Şımardım, şaşırdım. Sonra kızdım, kaşlarımı çattım. Bu kadar kötü olmamalı dedim dünya. Kötüydü. Beni ölümle tanıştıracak kadar kötüydü insanlar. Öğrenemedim, tanıyamadım insanları. Çünkü büyüyemedim. Ben Leyla, 4 yaşındaydım, 4 yaşında kaldım ve 4 yaşında melek oldum. O gün bayramdı. Erken kalktım, bütün gece başucumda tuttuğum bayramlıklarımı giydim. El öpüp şeker toplayıp belki de harçlık alacaktım. Birden karardı pembe dünyam, bedenim açlıkla sınandı. 10 gün dayandım aç susuz. Korktum ama sustum. Büyümüş gibi davrandım, direndim. 11. gün kaybettim savaşımı. Küçüktüm ama savaşmayı öğretti dünya bana. Karşımda düşmanlarım vardı. Beni küçük bir çocuk olarak görmeyen büyük düşmanlarım. Onların karşısında da tek başıma ben. Sonra anladım, fazlaydım dünyaya. Fazla temiz, fazla saf, fazla çocuk. Gördüm ki hak etmiyordu hayat beni. Kötüydü insanlar. Sayın seyirciler, enflasyon verileri açıklandı ve memur maaş zammına eklenecek enflasyon farkı oranı da netleşti. Memurların ve emeklilerin merakla beklediği oran. Memur ve emeklilerinin Temmuz maaşlarına %8,65 oranında artış yansıtılacak ve rakam ne olacak? Hemen bakalım tablomuza. En düşük memur maaşı 3133 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2149 lira olacak. Haziran enflasyonu açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz'da alacağı zam oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE Haziran'da %2,61 arttı. Yıllık enflasyon %15,39 oldu. 6 aylık enflasyon ise %9,17 olarak açıklandı. Böylece toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yapılan %4'lük zam oranı aşıldı. %5,17'lik enflasyon farkı oluştu. Ayrıca yılın ikinci yarısı için maaşlara %3,5 oranında artış yapılacak. Böylece Temmuz maaşları %8,65 oranında artacak. Buna göre en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 3133 liraya yükseldi. Birinci derecenin dördüncü kademesindeki öğretmen maaşı 4247 liraya yükseldi. 8. derecenin 1. kademesinde çalışan bir polis memuru Temmuz ayında 4823 lira maaş alacak. 1'in 4'ündeki uzman doktorun yeni maaşı ise 6568 lira. Temmuz'dan itibaren en düşük memur emekli aylığı 1978 liradan 2149 liraya yükseldi. 10 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı da %9,17 oranında artacak. Efendim, Türk turizmi rekora doymuyor. 2018'de 40 milyon turist hedefleyen Türkiye, yılın ilk 6 ayını tarihi rekorlarla geride bıraktı. Yurdun dört bir yanından
yüz güldüren rakamlar geldi peş peşe. Geçtiğimiz yıl 32,5 milyon yabancı turist ağırladı Türkiye. 26,5 milyar dolar gelir elde etti. Sektör tüm paydaşlara el ele verdi, 2018 yılına da başarılı bir giriş yaptı. Rekor haberlerinin ilki turizmin başkenti ve lokomotifi Antalya'dan geldi. Bu yıl için 14 milyon yabancı turist ağırlamayı hedefleyen Antalya rekordan rekora koşuyor. Yılın ilk 6 ayında Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece kente gelen yabancı turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %40 artış gösterdi, 4 milyon 885 bine ulaştı. 2 Temmuz itibariyle 5 milyon barajı aşıldı. Bu başarı tesadüf değil. Biz dünyada parayla alınabilecek en kaliteli hizmeti sunuyoruz aslında. Tamamen rakipsiz bir hizmet kalitemiz ve standardımız var ve müşteri bunu çok iyi ve bilinçli bir şekilde bunun farkında olduğu için de 2017'de iki tane kayıtlı yılın arkasından hızlı bir dönüş yaptık. Deniz, kum, güneş üçlüsünden kültür turizmi yol aldığımızda kadim şehirleri içinde barındıran Doğu ve Güneydoğu'da tüm cazibesiyle bizi karşılıyor. Medeniyetler şehri Mardin'e turist akını yaşanıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör bitti, huzur geldi. Mardin'i son bir yıl içinde 1 milyon turist ziyaret etti. Turist sayısında %400'lük bir artış yaşandı. Bu durum esnafın da yüzünü güldürdü. İlkbahar ve güz sezonunda Mardin'deki otellerde yer bulabilmek için haftalar öncesinden rezervasyon yapılması gerekiyor. Alternatif turizmin vazgeçilmezleri arasında yer alan kruvaziyer turizminden de sevindirici haberler geliyor. Türkiye'nin ilk turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi kruvaziyer turizminin gözdesi. Kuşadası Limanı'na bu yıl gerçekleşen 62 seferle 46.517 turist ağırlandı. İspanya'dan geliyoruz. Kuşadası'nı çok beğendim. Çok güzel bir yer. Mutlaka tekrar geleceğim. Hedef sezon sonuna kadar 132 kruvaziyere ulaşmak. Muhteşem doğası, serin iklimiyle Karadeniz'de soğukların gözde turizm noktaları arasında hak ettiği değeri görüyor. Düzenlenen turlarla her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Karadeniz'i keşfe çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevindirici haberler bir yana, sektör çıtayı oldukça yüksek tutuyor. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı için bizim sektör olarak önümüze koyulmuş bir hedef var. 50 milyon misafir, 50 milyar dolar gelir. Biz bu rakamları ondan çok önceki bir tarihte aslında gerçekleştirmek bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Sevgili izleyiciler, normal doğum uzmanlara göre en sağlıklı doğum yöntemi. Farklı açılardan bültenlerimize de getiriyor, sıklıkla gündeme geliyor. Normal doğumun ağrısını vücut doğal bir ağrı kesiciyle önlüyor. Burada kastettiğimiz şey mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin. Hormon ağrıyı azaltırken doğum esnasında bebeklerin de daha mutlu doğmasını sağlıyor. Normal doğum mutluluk hormonu yani endorfin salgılatıyor. Böylece mutlu bebekler dünyaya geliyor. Normal doğumu tercih etmemek için annelerin çok sayıda nedeni var. Anne sütünün çabuk gelmesi, emzirme probleminin azalması, ileride çocuğun astım ve alerjik hastalıklara yakalanma riskinin azalması gibi. Nedenler arasında en dikkat çekeni ise normal doğumun salgılattığı mutluluk hormonu. Vücudun o hormonu salgılamasının nedeni aslında annenin doğum sırasında çektiği ağrı, yani vücut doğal ağrı kesici olan endorfini salgılayarak normal doğumu daha kolay hale getiriyor. Annenin bundan zarar görmemesini sağlamak için vücut kendisi içeriden ağrı kesici veriyor. Yani bir nevi bir morfin veriyor anneye. Aynı yollardan geçen bebek de bu hormonu dolaşımdan alabiliyor. Bebek annenin salgıladığı hormondan etkileniyor. Böylece dünyaya gelirken daha mutlu oluyor. İlk kez duyuyorum ama o doğru olabilir. Hani bizimki mutlu bir çocuk. Ama bunun sebebi normal doğumdan mı kaynaklanıyor, yoksa hani çocuğun doğumdan sonraki sosyal, ekonomik, işte çevresel koşulları mı, onu bilmiyorum tabii. Yenileniyor. Herkese tavsiye ediyorum. İmkanı olan herkes normal doğum yapsın inşallah. Sevgili izleyiciler, bu toprakların en güzel insanlarından biriydi. Özlediğimiz o saf ve temiz dünyanın en önemli figürüydü Kemal Sunal. İsmi anıldığında bile aslında hepimizde istemsiz bir şekilde bir gülümseme beliriyor yüzümüzde.
Türk sinemasının usta komedyeni Kemal Sunal'ın ölümünün üzerinden tam 18 yıl geçti. Sunal'ın o gülüşü, filmlerindeki karakterleri ve duruşu hafızalardan hiç silinmedi. Bana karşı göstermiş olduğunuz ne gösterdiler? Tosun Paşa. Bonanza. Gel. Hani hocası böyle. Ha, Charlie'nin melekleri. Hababam sınıfı. Sok parayı cebine. Koskoca Zübükzade yabanın köründen yolluk mu alacak? Zübük. 7'den 70'e Türk halkının defalarca izlediği filmler. Ve o filmlerin efsane ismi Kemal Sunal. Bir çay iç. Teşekkür ederim Gülü. Ben her filmini defalarca izliyorum. Bıkmadan izlenecek tek kişiydi Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal, Balalayka filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından 18 yıl geçti. Merhum oyuncu yıllar geçse de gerek filmleriyle gerek kişiliğiyle hiç unutulmadı. Kemal bu kadar sevilmesinin sebebi gerçekti Kemal. Yani filmde oynadığı karakterlerden çok daha uzakta değildi kendisi. 18. ölüm yıl dönümünde sanatçı Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Ailesi, dostları ve hayranları merhum oyuncu için dua etti. 18 yıl geçti. Çok özledim babamı ama görüyorum ki bütün sevenleri onu çok özlemiş. Özlem dinmeyecek ama bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz. Lise arkadaşları da Kemal Sunal'ın kabri başındaydı. Çok güzel ilişkilerimiz vardı. İnsan olarak çok mükemmeldi. Sanatkar olarak çok dürüst, adil. Sanatçı sinema kariyerine 82 film sığdırdı. Ayrıca Sunal, Kemal Sunal Güldürüsü adlı yüksek lisans tezi kendi filmlerini de incelemişti. Hocam, sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olmasın. İşte bu tebessümle veda ediyoruz biz de Kemal Sunal'ı. Rahmetle anıyoruz sevgili izleyiciler. Ana haber bültenimizi noktalayalım bu akşamda. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde yine karşınızda olacağız. Lütfen siz de kanalımızın başında olun. Buluşalım, görüşelim. Hoşçakalın.